ayrı kolay. Gençler, iki olayın birlikte gerçekleşmesi mümkün değilse böyle olaylara ayrı kolay denir. A ve B olayları E örnek uzayının iki olayı olsun. A kesişim B eşittir boş küme olmak üzere A ve B ayrı kolaydır. Yanda verilen çarka göre dikkat edin gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dilime bölünmüş. A çift sayı gelme olasılığı veya olayı, B tek sayı gelme olayı. Bu durumda A kesişim B boş kümedir arkadaşlar. Çünkü ortak elemanları olmaz. Peki P A birleşim B, yani A birleşim B'nin olasılığı A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı olarak toplanabilir. Burada kesişimi yazmaya gerek yok. Peki bir uygula yapalım arkadaşlar. A ve B ayrık iki olaydır. A birleşim B eşittir 4 bölü 9 ve A'nın olasılığı arkadaşlar eşittir 1 bölü 6 olduğuna göre B'nin tümleyeni kaçtır? Sorunun orijinal halini yazıyorum biliyorsunuz. Peki bakın ayrık iki olay olduğuna göre biz buradan faydalanacağız. O zaman A birleşim B'nin olasılığı ne olacak gençler? A ile B'nin olasılıkları toplamına eşit olacak. Kesişimi yazmıyorduk. Burada 4 bölü 9 eşittir. A'yı vermişler. 1 bölü 6 artı P B'nin olasılığı. Gençler bildiğimiz 4 işlem. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu da 6 ile. Bu durumda arkadaşlar B'nin olasılığı eşittir. 16'dan 6 çıkartın. 10 bölü 36. 2'ye bölerseniz 5 bölü 18. Gençler bakın ne soruyor bize? B'nin tümleyeninin olasılığı. Bu durumda P hatırlarsanız bir olayın olma olayı ile olmama olayı toplam 1 olacağına göre 1 eksi 5 bölü 18'den 13 bölü 18 olarak yazılabilir. Bir bunu da yan tarafa yapalım gençler. Bir kolejin A sınıfındaki yabancı dil sayıları Venn şemasında veriliyor. Venn gençler Venn şemasını çizeyim. Daha rahat göreceksiniz. Şöyle bir Venn şeması çekilmiş. Mavi kalemle al Nevzat. Şurada bir küme var. Burada bir küme var. Bir de burada bağımsız yani ayrık bir küme var. Buraya İngilizce demişler gençler. Buraya Almanca. Buraya da arkadaşlar Çince. İngiliz. A Almanca. Bakın sorunun orijinal halini yazıyorum ki gençler yarın bir gün tekrar dinlerken iyi öğrenirsiniz. Çin. Renkli kalemi al Nevzat. Çünkü renkli kalemi yazalım. Burada 5 kişiymiş. Burada 2 öğrenci. Burada 4 öğrenci. Burada 4. Dışarıda hiçbirini bilmeyen de 2 öğrenci varmış. Yani evrensel kümemizde yine arkadaşlar var. Sayılar bulundukları bölgelerin eleman sayılardır. Buna göre P İngilizce birleşim Almanca artı P İngilizce kesişim Almanca artı P Almanca birleşim Çince. Toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar sorunun orijinal hali bu. Şimdi bakıyorum ben. İngilizce ile Almanca kesişiyor arkadaşlar. Ayrık değil. Ama İngilizce ile Çince, Almanca ile Çince ayrık. Çünkü onları ikisini bir anda bilen öğrenci sayısı yok demek ki. O zaman yazıyorum diyorum ki P
İngilizce birleşim Almanca denildiği zaman tamam anlaşılır. 5, 7, 11 bölü gençler toplama oranı. Unutmayın olasılık denildiği zaman toplama oranıdır. 5, 7, 11, 15, 17. 2, 6, 10, 17. Peki P İngilizce kesişme Almanca ne olacak gençler olasılık olarak? 2 bölü 17. Bir de ne soruyor bize? P Almanca birleşim Çince. Gençler Almanca 6 kişi, 4 kişi de Çince var. 10 bölü 11. Bunların toplamını soruyor bize. Bu durumda toplam diyelim. Direkt olarak yazmayalım aynı şeyleri. 11 bölü 17 var. 2 bölü 17 var. Artı 10 bölü 17 var. Toplam ne olacak arkadaşlar? 10, 20. 23 bölü 17 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre B tümleyenin olasılığı kaçtır? Arkadaşlar ayrık iki olay olduğuna göre biz buradan faydalanacağım. Biz buradan faydalanacağız hocam. Gençler bravo. Hiç kaçırmıyorsunuz. PA artı PB. Kesişime gerek yok. Birleşim 3 bölü 10 olarak vermişler bize. Eşittir. A'yı 1 bölü 5 vermişler. Artı B'nin olasılığını bilmiyorum. O zaman renkli kalemle bunu paylaşıyorum. Bunu 1 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile. Bu durumda arkadaşlar 3 bölü 10 eksi 2 bölü 10 eşittir. B'nin olasılığı 1 bölü 10 eşittir. B'nin olasılığı olarak bulmuş oluruz. Bunu bir çerçeveleyelim. Çünkü buradan faydalanacağım. Arkadaşlar ne soruyor bana? B'nin tümleyeninin hatırlarsanız bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı zaten 1 olarak verilmişti. O zaman 1 bölü 10'u bulmuştuk. Artı tümleyeninin olasılığı bilmiyorum eşittir 1'den. Buradan gençler B'nin tümleyeninin olasılığı 1 eksi 1 bölü 10'dan 9 bölü 10 olarak bulmuş olursunuz. Olduğuna göre A birleşim B'nin tümleyeninin olasılığı kaçtır? Arkadaşlar biz artık burada bakın A kesişim B boştan farklıymış. Demek ki ayrık değil. O zaman şunu yazmak zorundasınız. P A birleşim B eşit olacak. A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı olarak yazmak zorundasınız. Bakalım şimdi neler var elimizde. Hocam A birleşim B'nin dışında her şey var. Peki gençler size güvenim tam. Artı 4 bölü 9 eksi kesişimlerin oranında 3 bölü 4 olacak. Bunların hepsi 36'da birleşiyorlar arkadaşlar. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 4 ile. Bunu da 9 ile. Hocam mavi ile yazsak daha iyi olacak. Peki arkadaşlar. Sizi kırmak istemiyorum. O zaman 15 artı 16 eksi 27 bölü 36'dan P A birleşim B'yi soruyor bize. A birleşim B. Daha doğrusu D tümleyeni soruyor ama A birleşim B'yi bulmak zorundayız. 31'den 27 çıkartın. 4 bölü 36. Buradan gençler 1 bölü 9 olarak bulmuş oluruz. Hocam o nasıl 9? Ben de anlayamadım. Peki bize ne soruyor? P A birleşim B ile arkadaşlar A birleşim B'nin tümleyenin toplamının 1 olduğunu biliyorum ben. Bu durumda gençler 1 bölü 9 artı A birleşim B'nin tümleyeni eşittir 1 olacaktır. A birleşim B'nin tümleyeni de buradan gençler 8 bölü 9 olarak bulmuş olursunuz. A ve B iki ayrık olaydır. A, P A'nın olasılığı 1 bölü 4, B'nin tümleyeninin olasılığı 3 bölü 8 olduğuna göre P A'nın tümleyeni birleşim B kaçtır? Gençler iki yoldan yapalım bunu. Birinci yol kümelerden. A'nın tümleyeni birleşim B'yi biz nasıl yazarız? A kesişim B'nin tümleyeninin tümleyeni. Neydi arkadaşlar bu kuralın adı? Hocam de Morgan dediğinizi buradan duyuyorum gençler. Bravo. De Morgan kuralından bunu yapabilirsiniz. Peki yazalım o zaman. Ne soruyor bize? P A'nın tümleyeni birleşim B'yi biz o zaman P A kesişim B'nin tümleyeninin tümleyeni olarak yazarız. Arkadaşlar aynı zamanda bu da P, A fark B demektir. Tümleyeni. Eğer kümeler ayrık ise gençler bakın ayrık kümeler olduğu için yani ikisi kesişmeyen kümeler. Şuraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Bu durumda gençler şöyle yazalım. P, A fark B'nin tümleyeni. P,
PA olacak çünkü. Çünkü A'dan B'yi çıkarttığınız zaman A kalacak. PA'nın tümleyeni olacak. Bu durumda arkadaşlar bize sorulan soru 1 eksi 1 bölü 4. Çünkü PA'yı 1 bölü 4 vermişler. Çıkarttığınız zaman da 3 bölü 4 olarak bulmuş olursunuz. Bu birinci yol. İkinci yol ise gençler kazanımdan PA'nın tümleyeni birleşim B'yi yazarsınız. Küme olarak PA'nın tümleyeni artı B'nin olasılığı eksi PA'nın tümleyeni kesişim B. Gençler bakın yine burası B farkı A olacaktır. P, B farkı A. PA'nın tümleyeni birleşim B eşittir gençler. PA'nın tümleyeni artı B'nin olasılığı eksi B farkı A, B olacak. Çünkü B'den A'yı çıkarttığı zaman bunlar kesişmeyen kümeler olduğu için veya ayrı kolaylar olduğu için diyelim. P, B. Sadeleşenler var mı? Evet hocam. Bunlar cırtladı. Ne kaldı elimizde gençler? Bakın bize sorulan P, A'nın tümleyeni birleşim B eşittir P, A'nın tümleyenine. A'yı 1 bölü 4 vermişler. O zaman 1 eksi 1 bölü 4'ten şansa aynı sonuç çıkar arkadaşlar. Buna göre A birleşim B'nin olasılığı artı A birleşim C'nin olasılığı toplamı kaçtır? Arkadaşlar A, B ve C, E örnek uzayın ilk elemanları olarak verilmiş. Burada dikkat edeceğiniz nokta şu olsun. A ile B kesişiyor. Ayrık değil. A ile C ve B ile C de ayrık. O zaman yazıyorum. Diyorum ki P, A birleşim B eşittir. Olasılık denildiği zaman arkadaşlar unutmayın. Tamamının değil mi? Yani aşağının komple 11, 15, 24, 30, 40. Payda 40 olacak. 40 da A birleşim B 11, 15, 24 olacak. Bunu cebimize kalsın. Sonra sadeleştirme yapacağım. P, A birleşim C. Arkadaşlar A birleşim C'de de yine toplam 40 olacak. Fakat yukarısı A'nın elemanıyla artı C'nin elemanını ayrı ayrı toplamak zorundasınız. Çünkü ayrı kolaylar. Yani 15 artı 10. Burada da gençler 25 bölü 40 olarak da bunu bulursunuz. Bize ne soruyor arkadaşımız? Diyor ki bu ikisinin toplamı kaçtır diyor. Yani P A birleşim B artı P A birleşim C eşittir 24 bölü 40 artı 25 bölü 40'tan gençler 49 bölü 40. Bu ara köpeğimiz ise kolay gelsin arkadaşlar diyor duyuyorsunuz. 49 bölü 40 olarak bulursunuz gençler.